Size çok boktan bir anı anlatacağım birazdan. Bu anlatılmaz ama hani diyorlar ya sağlıkta utanma olmaz. Ben size utanmayı anlatacağım birazdan. Amına koyayım. Bir kulak çınlatacağım bugün. Şimdi şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ben her gece gidip iğne oluyorum. Tövbe. Ağrı kesici, kas gevşetici. Karıştırıyorlar, iğneyi vuruyor. Dedim yani acilde bizim izleyicilerden var. Ben 3 gündür güvenli bir şekilde iğne oluyorum. Hatta en son gittiğimde o acildeki arkadaş bana dedi ki abi kendin sıyır. Ben sana iğne vurayım. Tamam diyorum. Ben böyle birazcık sıyırıyorum o iğneyi vuruyor. Onlar yoktu. 24 saatlik süreçte iki defa gördüm onları neredeyse. Geçen gün dün mü lan işte unut, dün dün mü gittim? Dün gitmedim. Bir önceki acile girdim. Bizim acil doktoruyla selamlaştım. Aldım şey kağıdımı, imzaladım. Dedi ki arkadaş, gözlüklü genç bir arkadaşımız. Hemşire, hemşir. Yüksek ihtimal tanıdı öyle düşünüyorum. Ama herhalde haytirim. Dedi ki git sen yat dedi. Acilinde ortam Tamamen karanlık. Ben yüzüstü yattım. Işıklar yandı, kapandı. Işık bir ışık ayarlamak istedi. Herhalde daha net görecek diye bir ışıkları falan ayarladı. Yüzüstü yatıyorum. Çaresizce böyle saçım toplu, öndeyim. Kibarlık hani böyle sakin sakin duruyorum. Acilde de iki kişi yatıyor. Onlar da böyle bakıyor falan. Kapalı perde oraya girdi. Tamam mı? Ben böyle bir sarsıldım. <laughs> Dedim ki sapladı herhalde. <laughs> ben böyle bir sarsıldım. Şortumun sağ lop kısmını Sıyırmak değil o bak böyle açtı baktı orada iğne olmuş önceden ben şu an böyle çaresizim Tut tutuldum yani bir şey diyemedim o an tamam mı? Sonra diğerine döndü onu da açtı benim şort zaten dizime kadar açıldı amına koyayım bu ışık altında götüm böyle açık. Lan bir sağa mı bakıyorum bir sola bakıyorum <laughs> ya baba Cem Mazı, <laughs> hani Cem Yılmaz'ın anlattığı her şeyim aklıma gelir. Bütün tiradı ezbere okudum orada ya. Bunun bir adabı yok mu kardeşim? Götü bir kastım. Şimdi iğne olurken de kasmamam lazım yani. Hani böyle derin bir nefes alır rahat bırakırsın kendini. Vap söktü ama hani şortumun lastiğini bacağımın orada hissediyorum. iğne, belimin altında. Oradaki şu kadarlık boşluk niye var amına koyayım yani. Vurdu iğneyi. Dedim sikseydin. <laughs> Kusura bakma ama. Hani bu iğne şu kadarcık bir şey milimetrik amına koyayım. Onu bu kadar açsan da olur. Şu kadar açsan da olur. Böyle açmana gerek yok ki. Dün gitmedim o yüzden iğne olmaya. Sikerler amına koyayım. Ağrı, ağrı kesicim mi kendim yaparım. Çok güldüm ama ya. Yani şeye çok güldüm. O çaresizlik. O hani aklıma şey geliyor. Sağlıklı utanma olmaz. Amına koyayım ben yani işte sikseydin o yüzden bağladım. Hay <laughs> Allah'ım ya. Tövbe tövbe. Döndüm sonra... Sakin sakin hayvanları besle o işleri yap. <laughs> ne yapıyorsun ya? Di, di, ya oğlum diyemiyorsun. Ne diyeceksin yani? Ben senin kuru götüne mi kaldım der. <laughs> bir şey der. Bu, ama sarsarak yaptı bir tane. Bak sıyırma vardır. Bak sıyırırsın bak. Gördün mü sıyırdım. O böyle sıyırdı amına. fantazi yaptı üzerimde. Yırtıyordu ortadan. Neyse. Sonra güldük falan. Anladı o da benim hani bu konuya böyle şey olduğumu. Gitti gül. Sırta sırta gitti. Herhalde izliyordur belki şu an yani. Bilmiyorum. Aa bak beni anlatıyor. Götünü gördüm onu. Tabii o yırtınca, sıyırınca benim tanga çıktı. Açıdan... <laughs> tövbe tövbe ya. Neyse. Hikaye buydu. Bir tane anlat.